Bir varmış, bir yokmuş. Olmayan evin içindeki yanmayan ocakta doğmamış kart tavuk kaynamış, kaynamamış, bir türlü pişememiş. 40. günün sonunda başını tencereden kaldırıp şu masalı anlatmaya başlamış. Yuvarlanan tencere kapağının sesine gelenler masalı dinlemeye başlamışlar. Çünkü bu masal üşüyene çorba, çorbaya tuz, sıcağa buz, düşene el, sürçene omuz. Yanlışa silgi, hastaya ıhlamur, karanlığa ışık olmuş. Böylece masal başlamış. Masal başlıyor. Nine kendisine bol gelen pardüsünün ceplerini karıştırmaya başladı. Bu pardüsenin pek çok cebi vardı. Hepsi de doluydu. Kırmızı cebinde pergel takımı, sarı cebinde çiçek tohumları, mor cebinde ise karnı ağrıdığında yemek için hazırladığı macun bulunuyordu. Ahududu reçelinin tarifi, geometri çizimleri, ördüğü bir çorap, kimya formülleri ve kuş yemi gibi şeyler de başka başka ceplerindeydi. Ivır zıvırını masaya boşaltan nineciğin suratı asıldı. Bezginlikle bu değil, bu da değil, bu hiç değil. Peki nerede benim evren haritam dedi. Ninenin zeytinyağıyla çalışan bir uzay gemisi vardı. Aslında ona uzay uçağı demek daha doğru olurdu. Onu ninecik icat etmişti. Bu uçakla farklı gezegenlere gidebilen nine, sabahtan beri evren haritasını arıyordu. Ninecik, galaksimizin doğusundaki uygarlıklarla alakalı araştırmalar yapmak niyetindeydi. Fakat haritayı koyduğu yerde bulamıyordu bir türlü. İşte tam o anda kedisi patlamış mısırın keyifle bir şeyler kemirdiğini fark etti. Ninenin papuçları ayağında olduğuna göre neyi dişliyordu bu sevimli kedi? Yaşlı kadın haritasını kedisinin ağzında görünce... ''Demek sen aldığın evren haritamı taktişkom, hadi ver bakalım.'' diyerek eğildi ve kolunun tersiyle kedisinin salyalarını haritadan sildi. ''Her yerini ısırmışsın ama yazılar yine de okunuyor. Ben yokken evimize iyi bak patlamış mısır. Çünkü araştırma yapmak için farklı bir galaksiye gidiyorum.'' dedi. Kedi ihtiyar kadının bacaklarına süründü. Ninecik de onun burnuna kocaman bir öpücük kondurdu. Sonra da tahta valizini alarak yola çıktı. Ninenin uzay uçağı bir pufladı, iki pufladı, üç pufladı ve sonunda çalıştı. Bu uçak inanılmayacak kadar gürültücü bir aletti. Fakat verilen rotaya insanı çabucak ulaştırırdı. Daireler çizen uçak göğe doğru yükseldi. Yükseldi ve yükseldi. 5 dakika sonra doğudaki sarmaşık gezegenin semalarında göründü. Gezegendeki hava trafik kontrol yetkilileri bir uçağın inmek için alçaldığını görünce başta gözlerine inanamadılar. Uçan dairelerin arasından kuş kadar bir uçak alçalıyordu. Yetkililer ipe benzeyen bir telsizle nineciye seslendiler. Alçalmakta olan uçak cevap verin lütfen. Duyuyor musunuz? Kule sesleniyor, cevap verin. Nineciğin eski usul bir telsizi vardı. Kuleye onunla cevap verdi. Bir taraftan da başını dışarı çıkarmış el sallıyordu. Ninecik pek sevinmişti ve gülerek benim için karşılama töreni tertip etmişler. Geleceğimi nereden anladılar yahu? Dedi. Aşağıya inince kule çalışanlarına kurabiye vermeyi düşündü ama kurabiyeleri hangi cebine doldurduğunu bir türlü hatırlamıyordu. Hem onları pişireli de 10 gün olmuştu. Bayatlamışlardır muhakkak. Ninecik uçağından pat diye atlayarak indi. Zaten 1.80 boyundaydı. Onun için bir yere çıkmak yahut bir yerden inmek hiç zor olmuyordu. Ayağını uzatması yeterdi. Fakat iner inmez etrafının sarıldığını gördü. Turuncu renkli uzaylılar ona düşmanca bakıyordu. Nineye hemen teslim ol yabancı dediler ve ihtiyarcığı büyük vitrine hapsettiler. Büyük vitrin denilen yer
bu gezegende yaşayanların eski eşyalarını koydukları camdan bir kaleydi. İçinde uzaylıların ana sınıfında kullandıkları boya kalemleri, giydikleri ilk spor ayakkabıları, renkli çikolata kağıtları, sapları kopmuş cezveleri, patlamış futbol topları, kırık oklavaları, eski fotoğraflarla gazeteleri, bozuk teknolojik aletleri ve daha pek çok ıvır zıvır vardı. Turuncu renkli uzaylılar nineye, "Yabancı, sen tehlikelisin. Sana büyük vitrini temizleme cezası veriyoruz," dediler. Ninecik, "Uzaylı evlatlarım, ben kim, tehlikeli olmak kim? Üzerimde su tabancası bile yok, ben bilim insanıyım. Ceza ne nereden çıktı?" dese de kimse onu dinlemedi. Nineciğin eline kova, bez ve süpürge tutuşturup gittiler. Ninecik bu tozlu yerde bir hapşırdı, iki hapşırdı, üç hapşırdı ve sonra da temizliğe başladı. "Amma da pismiş bu uzaylılar," diyerek eşyaları silip durdu. Kısa süre sonra Nine araştırma yapmak için çok doğru bir yere geldiğini fark etti aslında. Turuncularla alakalı her şey büyük vitrindeydi zaten. Devasa bir arşivdi burası sanki. Uzaylıların en sevdiği sebze turptu. Bunu buradaki eski gazeteleri okuyarak öğrendi mesela. Favori sporlarının ise tek ayak üzerinde durmak olduğunu fotoğraflara bakarak anladı. Her bulduğu bilgiyi not defterine yazdı. Çünkü bilim insanı olmak bunu gerektirirdi. Ninecik bir yandan "aman dizlerim çok ağrıdı" diyerek bacaklarını ovalıyor, bir yandan notlar alıyor, bir yandan da yerleri süpürüyordu. Birden kocaman bir kapının önüne geldi. Kapıyı açınca geniş mi geniş bir salon gördü. Ama hala vitrinin içindeydi. Her taraf camdı. İhtiyarcık, "benim doğduğum köyden bile büyük burası yahu," dedi yüksek sesle. Odanın içinde yüzlerce sandık vardı. Hangisini açmalıydı acaba? Ninecik karar veremeyince çareyi saymaca yapmakta buldu. O piti piti, karamele sepeti, terazi lastik, jimnastik diyerek sandıkların etrafında dolaştı. Tekerleme bitince çıkan sandığı açtı. Onu açar açmaz diğer sandıkların kapakları da açılmasın mı? Salona çeşitli konuşmalar dolmasın mı? Hepsi de çocuk konuşmalarıydı bunların. Gürültü arttı, arttı ve arttı. Ne çok ses varmış bu sandıklarda. Hepsi de başka şeylerden bahsediyordu. Nineciğin başı şişti, "susun!" diye bağırdı. Sesler hiç üzerlerine alınmadılar. Kaç zamandır sandıklarında sıkış tepiş yaşıyorlardı. Ancak dışarıya çıkmışlardı, hiç susarlar mıydı? Ninecik, geveze sesleri durdurmak için elini ceplerinden birine attı. Geçen kış ördüğü çorabı dışarıya çıkardı ve yakaladığı bir sesi onun için hapsetti. Sonra bir ses daha, bir tane daha ve bir tane daha. Sesler başta sağa sola kaçıştılar ama Ninecik onları çarçabuk yakaladı. "Eğer tek tek konuşmazsanız hepinizi hapsederim. Burada ne oluyor, biri anlatabilir mi? Kafam kazan gibi oldu," dedi. Seslerden biri söz aldı ve "Nine, lütfen bizi hapsetme. Yıllardır sandıklarda yaşıyoruz zaten. Bizler çocuk sesleriyiz. Koşmak, tırmanmak, çamurda yuvarlanmak isteyen çocuk sesleri. Bizi eski eşyalarla birlikte bu kaleye kapattılar," dedi. Nine bu cevabı duyunca tek kaşını kaldırıp "neden ki?" diye sordu. Aynı ses "neden olacak? Çocuklar hep ders çalışsın istiyor anne ve babalar. O yüzden bizi buraya hapsettiler. Sen yolda gelirken hiç oyun oynayan uzaylı bir çocuk gördün mü?" diye cevap verdi. Ninecik düşündü. Gerçekten de böyle bir çocuk görmemişti. Sadece büyük büyük ansiklopediler taşıyan çocuklar görmüştü. Çocuk sesi konuşmasına devam etti. "Büyükler çocuklar hep ödev yapsınlar diye bizi onlardan ayırdılar. Şimdi sınıflarda çıt çıkmıyor. Teneffüslerde kimse etrafta koşup oynamıyor. Parklara da gidilmiyor.
dedi. Ninecik bu duruma çok sinirlendi. Kalbi patırtılı kütürtülü atmaya başladı. Başını kaşıdı ve ardından buldum diyerek parmaklarını şaklattı. Merak etmeyin, ben sizi çocuklarla kavuşturacağım dedi. Büyük vitrinin camdan duvarına ceplerinin birinden çıkardığı şemsiyeyle vurdu. Şangırt diye kırıldı koca cam. Ninecik seslere dönerek hadi özgürsünüz diye bağırdı. Böylece binlerce çocuk sesi kayan yıldızlar gibi aşağıya aktı. Sesler çocuklara koşup onların kalplerinin üstüne kondu. Bunu gören polisler telaş içinde düdüklerini öttürmeye başladılar. Sesler özgür kalmış yakalayın diyerek bir o yana bir bu yana koşuşturdular. Fakat sesleri bir türlü yakalayamıyorlardı. Tam o anda polis şefi parmağıyla nineyi gösterdi ve orada yakalayın sesleri o serbest bıraktı diye gürledi. Ninecik işte şimdi başım belada deyip iç geçirdi. Yarım saat sonra ninecik yakalanmıştı ve gezegenin kralının huzuruna götürülüyordu. Kralın yaşadığı saray oldukça yüksekteydi. Buraya yürüyen merdivenle çıkılıyordu. Tam 2000 basamaklı bir yürüyen merdivenle. Polislerle ninecik basamaklarda ilerlerken acıkıp yemek yediler, uyudular, birbirlerine masal anlattılar. Neyse ki sonunda saraya vardılar. Kral onlar geldiğinde sarmaşıklarla çevrili terasından halkını izliyordu. Kızgın görünmüyordu, hatta gelip ninenin elini öptü. Ninecik de ona berhudar ol evladım deyip cebinden çıkardığı bir avuç lokumu verdi. Bu duruma polisler çok şaşırdı. Uzaylı kral, halkımı uzun süredir bu kadar mutlu görmemiştim nine. Çocuklar devamlı ders çalışırsa ülke olarak daha mutlu olacağımızı düşünmüştüm. Yanılmışım. Şunlara bak, nasıl da koşturuyorlar. Aileleri de onların neşesiyle mesut oluyor. İyi ki sesleri serbest bıraktın dedi. Ninecik uzaylı krala, sevgili uzaylı kral, sen Peygamber Efendimizin çocuklarla ne kadar ilgilendiğini bilmiyor musun? Dur bak sana onunla ilgili bir olay anlatayım. Peygamberimiz nerede bir çocuk görse hemen yanına gider, ona sevgi, şefkat gösterirdi. Yolda rastladığı çocukları devesine bindirir, gezdirir, onlarla ilgilenirdi. Bir gün Abdullah, Ubeydullah ve İbni Abbas isimli çocuklar bir arada oynuyorlardı. Çocuklar koşu yarışı yapıyor, en önde gideni birinci seçiyorlardı. Tam o sırada sevgili peygamberimiz oradan geçiyordu. Hemen yanlarına geldi, onlara gülümsedi ve ''Bu yarışta beni kim geçerse ona ödül var.'' dedi. Ardından onlarla koşmaya başladı. Çocuklar sevgili peygamberimizle koşu yarışı yaptıkları için çok heyecanlandılar. Var güçleriyle koşuyorlardı. Onun gül kokulu esintisini duyarak koşmak çok hoştu. İçlerini büyük bir neşe ve coşku kaplamıştı. Sonunda en hızlı koşan çocuk yarışı kazandı. Sevgili peygamberimiz yarışı kazanan çocuğu yanına çağırdı, ona vaat ettiği ödülü verdi. Çocuklar sevgili peygamberimizin etrafında dört dönüyorlardı. Peygamberimiz onları kucaklayıp öptü, her birini hoşnut etti. O çocukları çok seven, onlara karşı çok yumuşak ve çok merhametli bir peygamberdi. O çocuğu olan çocuklarla çocuklaşsın demişti. Ama siz ne kadar yanlış yapmışsınız böyle dedi nine. Gözlüklerinin camını silip aşağıya baktı. Gerçekten de halk öyle keyifliydi ki çocuk kahkahaları saraya kadar geliyordu. Ninecik, o zaman ülkenin mutluluğunu çay içerek kutlayalım oğlum dedi. Fakat kral çayın ne olduğunu bilmiyordu. Evrenin bu tarafında hiç çay tarlası yoktu. Ninecik defterini çıkarıp bunu hemen not etti. Çünkü bilim insanı olmak bunu gerektirirdi. Neyse ki ninenin ceplerinden birinde çaydanlık ve bir kavanoz çay vardı.
Oradakilere çayın nasıl demlendiğini güzel güzel öğretti. Sonra polisler, kral ve ninecik oynayan çocukları izleyerek çaylarını içtiler. Ninecik, kralın misafiri olarak bir müddet sarmaşık gezegende kaldı. Gezegenin orasına, burasına, şurasına gitti ve defterine notlar aldı. Hemen hemen her yiyeceğin tadına baktı. Yediklerinden üçer kaşık ayırarak bir peçeteye koyup cebine attı. Tabii ki de bunu biricik kedisi için yaptı. Gittiği yerden ona bir şeyler götürürdü. Ninecik bu gezegende daha uzun süre misafir olacaktı ama kedisini, patlamış mısırını, tatlıçkosunu çok özledi. Eğer o olmasaydı tam bir yıl boyunca sarmaşık gezegeninde araştırma yapmaya devam ederdi. Ninecik gezegenden ayrılmadan önce çocuklarla selfie çekti. Kralın cep numarasını ve e-mailini aldı. Sonra da uçağına atlayıp evine döndü. Ninenin uçağı yükselirken sarmaşık gezegenin neşeli kralı, çocukları ve polisleri ona el sallıyordu. Ninecik de onlara Peygamber Efendimizin bir hadisini öğretmenin, yani çocuğu olan çocuklarla çocuklaşsın hadisini öğretmenin mutluluğunu yaşıyordu. Diyerek masalımızı burada bitiriyoruz. Başka masallarda buluşmak üzere. Yatmadan önce okuduğumuz duayı okuyarak masalımızı öyle bitirelim, olur mu? Yattım yatağıma, döndüm sağıma, melekler şahit olsun dinime imanıma. Yattım Allah kaldır beni, nur içine daldır beni. Ahlakımı güzelleştir, peygambere sevdir beni. Başka masallarda görüşmek üzere.